Evet, şimdi Ali Morcan'ın röportajlarına bakalım ne diyor. Yani bir hayli gördük heyecanlı ama bakalım tek tek neler söylüyorlar. Ben çocuğumun tedavisini bile karşılayamıyorum. Siz duyum elektriğimi kesiyorsunuz. Yazık. Neyle beslenecek bir çocuk? Neyle yapacağım mamasını? Yazık neyle değil yapacağım ya? Tuvalet temizliğini? Şu anda çok sıkıntılı bir süreçteyiz. Zorbalık var burada. Fethittepe mahallesinde zorbalık var. Ya bütün halka zulüm var. Yaşam hakkımız elimizden alınıyor. Bizimle anlaşma yoluna gitmeden evlerimizi elimizden almak istiyorlar. Bu bir kişi değil. Binlerce kişi var burada. Çok kötü bir durumda. Devletimiz bize sahip çıkmıyor. Devletimiz bizim tam tersi bize elinden gelen kötülüğü yapıyor yani. Şu an çok kötü bir durumdayız. Birazdan elektriğim suyum kesilecek. Benim kayınvalidem 90 yaşında. Astım hastası. İki tane koca makine var. Öldüğü zaman bunun hakkını kim ödeyecek? Kim verecek bunun hesabını? Kimden soracağız? Peki neden dönüşüme karşısınız? Dönüşüme karşı değilim. Ransal dönüşüme karşıyım. Kentsel dönüşüme hiçbirimiz karşı değiliz. Haklarımız bize verilmiyor. Haklarımıza çok büyük eksiklikler var. Bir daireye 200 bin bedel biçildi. O bedel de şu anda herhalde 400-500 bin olmuştur. Çünkü ekonominin durumunu görüyorsunuz. Dolar şu anda kaçta olduğunu görüyorsunuz. Şu an her şey çok büyük sıkıntılı bir süreçte. Hiçbir şey, her şey havada. Bize net söylenen hiçbir şey yok. Biz haklarımızdan bir haberiz yani. Haberimiz yok. Yoksullara hukuk yok. Bu hukuk bizim değil. Bu hukuk zenginlerin. Ama biz de sokakta kendi hukukumuzu yaratırız. Bu sokaklarda evlerimize kendilerimizi kilitleriz. Kendilerimizi camlardan atarız, aşağı atarız, gerekirse vermeyiz. Biz buralarda doğduk, büyüdük. Bu evlerden çıkmayacağız. Bu evlerde yaşamaya devam edeceğiz. Rıza'ya dayalı kentsel dönüşüm dediler ama Rıza'ya dayalı bir kentsel dönüşüm olmadı. Gördüğünüz gibi çevik kuvveti zoruyla milletin elektriğini, suyunu, doğalgazını gasp ediyorlar. Suç işliyorlar ama biz bunu kanunen yapıyorlar diyorlar. Biz de mahkemeden tam tersi itiraz kararı çıkartıyoruz, onu bile kabul etmiyorlar. Kesip kesip gidiyorlar. Diyaliz makinesine bağlı insanları yatağında elektriksiz bırakıyorlar. Ama bunun sonu da var. Nasıl geldiler? Rusya'da, Ukrayna'da savaş var. Savaş döneminde bile insanların suyunu, elektriğini vermeye çalışıyorlar. Bunlar bizi burada yaşam hakkımızı elinizden alıp Rıza'ya dayalı kentsel dönüşüm diyorlar. Böyle bir şey olamaz. Evet. Burada anayasal hakkımıza bizim resmen gasp ediliyor. Bizim anayasal sosyal devlet ilkesine burada bizim elektriğimizi, suyumuzu keserek bize engel olunuyor. Vatandaşlar birlikte olduğu için korkuyorlar. Zorla bizi buradan çıkarmaya çalışıyorlar. Biz gitmeyeceğiz. Biz buradayız, hakkımızı savunacağız. İYİ! 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 İ